Öneri ve eleştirileriniz bizim için son derece kıymetli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu hızlı tren hatları ile ilgili çalışmaları aktardı. Ankara-Sivas tren hattında önemli ilerleme kaydedildiğini belirterek seyahat süresinin 2 saate düşeceğini söyledi. Ankara-Sivas hızlı tren hattının altyapı çalışmaları %99 fizibilite ilerleme sağladık. Kısmi olarak test ve sertifikasyon çalışmaları tamamlandı. Proje 2023 yılı Nisan ayında tamamlandığında seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecektir. Bir başka önemli proje Ankara-İzmir hızlı tren hattı. Altyapı çalışmalarında %54 fiziksel ilerleme kaydettik. Ankara-İzmir arasında demiryolu seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşüreceğiz. Bittiğinde 508 kilometrelik mesafede yılda yaklaşık 13,5 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz. Kara İsmailoğlu Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda demir yollarına yapılan yatırımdan bahsederek Türkiye'yi hızlı tren işletmeciliğiyle tanıştırdıklarını söyledi. Son 20 yılda demir yollarına toplam 346.6 milyar TL yatırım yaptık. Ülkemizi hızlı tren işletmeciliğiyle tanıştırdık. Bakü-Tiflis-Kars demir ipek yolu üzerinden Çin'den ülkemize ulaşan ve Marmara'yı kullanarak Avrupa'ya giden tarihi İpek yolunu, demir yolunu canlandırdık. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası verimsiz hale gelen Kuzey Hat olarak bilinen demir yolu altında Çin-Rusya üzerinden Avrupa'ya gerçekleşen taşımanın önemli bir kısmının ülkemiz üzerinden orta koridor vasıtasıyla gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Metro hattı projelerini anlatan Kara İsmailoğlu şu anda 6 yılda yapımı süren projelerin olduğunu bildirdi. Hayata geçirdiğimiz metrolarla bugüne kadar 1.2 milyar yolcu taşındı. 373 milyon saat zamandan 342 bin ton yakıttan tasarruf ettik. Karbon emisyonunda 190 bin ton azalma sağladık. 6 ilde daha yapımı süren 12 projemiz var. Bu projeler bittiğinde ekonomimize 11.1 milyar TL katkı sağlamalarının yanı sıra 146 milyon saat zamandan 136 bin ton yakıttan tasarruf edeceğiz. Kent içi raylı sistemler sayesinde özellikle büyük şehirlerimizde yaşanan trafik tıkanıkları azalırken karbon emisyonunda da yılda 73 bin ton azalma olacak. Kara İsmailoğlu İstanbul'daki önemli metro hatlarının yakın zamanda açılacağını vurguladı. Saatte 120 kilometre ile Türkiye'nin en hızlı metrosu ünvanına sahip dünyanın sayılı metrolarından olacak 37,5 kilometrelik Beşiktaş, Gayrettepe, Kağıthane, Eyüp, İstanbul Havalimanı metrosunun Kağıthane Havalimanı kesiminin yapımını tamamladık. Sinyalizasyon testleri biter bitmez önümüzdeki günlerde açacağız. Gayrettepe Kağıthane arasını ise 2023 yılı Nisan ayı itibariyle işletmeyi açacağız. Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayaşehir metrosunun yapımını tamamladık. Hastanenin yolunu yapmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro hattında yapmayacaklarını bakanlığımıza bildirince hastaneye ulaşım hayat meselesidir, siyasi kavgaya alet edilemez dedik. Bakanlığımız bu projeyi devraldı. %5 seviyesinde olan fiziki ilerlemeyi 28 ay zarfında %99 seviyesine üzerine getirdik, yakında açıyoruz.